Aileden benden yani. Daha meşhurdur diyorsun. Öyle. Yani ilk zamanlar zaten daha fazlaydı. İşte ilk albümüm Ayrılın ekibinde Yaz Geliyor mesela. Onunla en iyi çıkış yapan şarkıcı ödülü aldım birçok yerde. Şarkı her yerde, bütün nerede dünyayı geziyor. Öyle, biraz öyle bir ruhum ben. Çünkü diyordum ki nasıl olsa konserlerimi yapıyorum. Bir fan kitlem de var. O zamanlar şimdiki gibi de değildi biliyorsun. İlk albümü 2006'da çıkardım. Ondan sonra kaderime yaz geliyordu her yerde, her şey dönüyordu. Sonra zaten coverladığım Dokunmak istiyorum var, başka bir şey. Onunla zaten dünyanın her yerine konser vermeye başladım. Yani bir bakıyorsunuz Moskova'da bir sarayda konser veriyorsunuz yani. Biraz da çok fazla konser vermekten galiba bu dediğin yerlerde galiba biraz da başarısız ilişkilerin de etkisi var. Biraz babamın da etkisi var derken o magazinden uzak kalmak tabii ki şarkılarımın benden çok daha önde olmasını sağladı. Benim de istediğim buydu zaten. Başka bir şey istemiyordum. Çünkü çok özgürce her şeyi yapabildim ben. Peki sokakta karşılaştığın insan şöyle hikayeler oldu mu sende de? Aa, o şarkı söyleyen sen miydin falan gibi. Tabii ki oluyordu. Oldu. Ama bir yandan da hiç olmadık bir yerde. Aa, Betül Demir ya hayır değil falan diyor. Çünkü ben çok rahatım yani. Yani anladın mı? Belki pijamayla falan çıkmışım dışarıya. Umurumda bile değil. Ama işte hiç olmadık yerde de işte seni gerçekten takip eden o bir deli kitle vardır ya, o her zaman benimle onlar, şükürler olsun ki. Ve onlar da seni bir yerde tanıyorlar yani. Sonra etrafımdakiler çok şaşırıyordu. Ya işte şurada olmadı da nasıl burada, ne yapabilirim yani böyle bir şey. Bundan da ben çok mutluluk duyuyordum tabii böyle. Diyorum ya, hem özgürce hem de biraz da sinsice her şeyi yapabildim galiba. Güzel. Şarkı yapmak için bir ilişki, bir de ayrılık şart diyorsun. O güzel şarkılar böyle yüksek duygulardan mı çıkıyor? Kesinlikle Merve yani. Peki bir şey söyleyeceğim sana, hemen unutmayayım, onu da tamam, oraya bağla tamam diye söylüyorum. Biz burada mesela çok genç, işte yaştaki insan çok acayip bir şarkı. Nasıl bu, hangi, neyi yaşadığında bugüne kadar böyle insanları ağlatıyorsun ya da insanların yüreklerine gidin dediğimiz insanlar da oluyor. O nasıl oluyor? İşte Sezen Aksu'nun ilk yıllarına bak yani, o zamanlar 18 yaşında, şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler ha işte diyor yani. Hani şimdi deşmeyelim burada genç arkadaşlarımın yaralarını. Yaşamak da çok yani gerekmiyor diye düşünüyorum. Yok gerek, yaşıyoruz ya, yaşıyoruz yani. Öyle ben mi? Keşke 18 yaşındaki duyduğum duyguları duyabilsem yani. Ah öyle bir şey olsa bak, bu ara çok söyleniyor. Niye böyle bilmiyorum. Demek ki çağırıyorum. Emareler bunlar. Teşekkürler, teşekkürler Sinancığım, canım arkadaşım. Yok canım ya, galiba artık hazırım yani. Son 3 senedir hiç kimse olsun istemedim yani, tamamen kendime dönmek istedim ama şimdi artık yeter artık diyorum yani. Evrene, yalnızlıkla bir yere kadar. Evrene gönderildi. İlişkilerde zor musun? Çok zorum. Yani çok zorum. Biraz benden de kaynaklı ya. Aman. Yani biliyorum tatlı bir kadın ama aynı zamanda da zorumdur yani. Benim feci kriterlerim vardı. Şimdi o kriterleri düşürmeye başladım biraz işte. Yani bir insanın mezun olduğu okul bile takılma yani hani bunlara, değil mi Betül? Sana ne yani? Ona bile takılan yok biriydim artık. Tabii tabii. Müthiş kriterlerim olduğu için sanki şey, ben hani bir baktı sen nesin? Ama işte galiba ilişkiler seni biraz da büyüten olduğu zaman daha iyi oluyor ya. Belki kriterleri biraz da o yüzden yüksek tutmuş olabilirim. Çok merak ettim. Mezun olduğu okul ne olmalıydı? Çok merak ettim. Bu ilk defa böyle bir şey duydum. Cambridge, Oxford falan mı? Olur mu? Yoksa Türkiye'den mi? Boğaziçi falan? Tabii ki, tabii ki yani. Ne okuduğu falan da önemli yani sonuçta. Yani bir yere aynı yerden bakmak, aynı pencereden bakmak ya da senin hiç bakmadığın bir yerden bakabilmesi bir insanın, karşındakinin çok önemli. Yani galiba aşk besleyen bir şey ama aşk nasıl besler? Böyle şeylerle besler diye düşünüyorum. Evet, yani her Boğaziçi'nden mezun olana aşık olmamız mümkün mü? Yani şimdi kapatıyorum. Değil mi? Yaptım şimdi şeyi secret diye. Ya, peki yaş ilerledikçe kriterler arttı mı? Azaldı. Hayır canım, azaltıyorum işte, ondan bahsediyorum yani. Dersten. 43 olunca biraz toparlıyorsun yani mevzuyu bebeğim. Hangi üniversiteye indik şu anda diye diyoruz. Üniversitenin isimlerini say diyoruz.